Dostlar merhaba. Serhat Aslanca, gününüz aydın olsun. Bugün de bir yaşam kesiti, bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bir hikayeyle karşınıza çıkmak istedim. Sultan 3. Murat Han bir gece bir rüya görür. Öyle çetin bir gecedir ki sabahı kalktığı zaman heyecanla odanın içinde dolaşmaya başlar. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa Sultan Murat 3. Han'ı gördükten sonra o da hayretini gizlemeyip merak edip sorar kendisine. Hayırdır padişahım diye. Hayrola efendim. Canınızı sıkan bir şey mi var? Padişah. Akşam garip bir rüya gördüm der. Vezir. Hayırdır inşallah efendim. Sultan Murat Han. Hayır mı, şer mi öğreneceğiz inşallah. Vezir. Nasıl yani diye sorar. Padişah. Vezire hazırlan. Dışarı çıkıyoruz der. Tedbirli kıyafet ederek iki molla kılığında çıkarlar yola. Sultan Murat hala gördüğü rüyanın tesirindedir. Seri, kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Döner Vefa'ya, Zeyrek'ten aşağı inip un kapını civarında durur. Ve etrafına dikkatlice bakar. İşte tam o sırada yatan bir ceset gözlerine batar. Tedbirli kıyafet içindeki padişah çaktırmadan oradakilere sorar. Kimdir bu yerde yatan? Ahali, aman hocam, hiç bulaşma. Ay yaşın sefilin biri işte. Padişah, nereden biliyorsunuz öyle olduğunu? Ahali, tekrar atılır söze. Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuzdu. Bir başkası ayrıntıya girer. Biliyor musunuz? Aslında iyi sanatkardı. Nalının yani ayakkabının hasını yapardı. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcardı. Hem şişe şişe şarap taşırdı evine ha. Hem de nerede namlı, mimli kadın varsa takardı peşine ve evine götürürdü. Ahali içinde yaşlı biri oldukça öfkelidir ve söze karışır. İsterseniz komşulara sorun bakalım. Onu bir cemaatte gören olmuş mu? Bunlar anlattıktan sonra mahalleli döner ardını çekip gider. Bizim tedbirli kıyafet mollalar kalırlar cenazenin başında tek başına. Tam vezir de toplanıyordur ki Sultan Murat onun yolunu keser. Dur vezir nereye? Der. Vezir Siyavuş Paşa, bu adamdan uzak durmak istersiniz diye düşündüm sultanım. Padişah, hayır olmaz öyle şey. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Rüyamın bir hikmeti olmalı. Hem şöyle veya böyle halkımızdır. Defin işini tamamlamak gerek der. Veziri, iyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalinden, der. Padişah vezirine itiraz eder. Olmaz vezir, rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki, ne yapmam emiri buyursunuz diye sorar vezir. Padişah, mollalığa devam edeceğiz. Cenazeyi kaldırmalıyız, der. Vezir şaşkınlık içinde, aman efendim nasıl kaldırırız diye sorar. Padişah, basbaya kaldırırız işte diye çıkışır. Vezir bunun çok zor olacağını, Sultan Murat'ı ikna etmek yolunda uğraşır ve kendisine beyan eder. Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var, kefenlenmesi, gömülmesi falan. Padişah vezirin sözünü keser ve merak etme, ben hallederim hepsini der. Vezir bakar ki padişah kararlı. Şurada bir mahalle mescidi var ama bilmem ki diye kararsız düşünürken padişah Fatih Camii'nde kalacağız namazını der. Çünkü
Rüyasında böyle denmiştir kendisine. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur, padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınların anında, yüzü sarhoşlara benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Sultan Murat'ın kanı ısınmıştır bu adamcağıza. Vezirinin de tabii ki. Böylece meçhul ayakkabıcıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Namazını kılarlar, sıra gelir defin işlemine. Vezir sorar, sultanım nereye defnedeceğiz? Padişah, evinin bahçesine tabii ki. Sen bir koşu gidip adresini araştır, öğren de gel, der. Vezir sorar soruşturur ve evin adresi öğrenilir. Cenazeyi yüklenip giderler. Eskimiş küçük bir ahşap evin kapısını çalarlar. Kapıyı yaşlı bir kadıncağız açar. Kadına, kocasının öldüğünü alıştırarak haber verirler. Kadın sanki bu vefatı bekler gibidir. Ama yine de gözyaşlarını tutamaz. Neden sonra padişaha, hakkını helal et evladım. Belli ki çok yorulmuşsun der. Padişah, helal olsun ama bahçemizde bir cenazeyi defnedecek yer var mı diye sorar. Yaşlı kadın, evet, bizim bey mezarını kazıp hazırlamıştı zaten. Beni buraya defnetsinler hanım demişti. Bunun üzerine padişah ve veziri cenazeyi bahçede kazılan yere defnederler. Defin işlemi bitince padişah yaşlı kadına, bana biraz rahmetliden söz eder misiniz der. Yaşlı kadın, tabi dercesine hüzünle sallar başını ve anlatmaya başlar. Evladım, rahmetli bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar ayakkabı yapardı ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip helaya dökerdi. Niye diye sorar padişah. Yaşlı kadın, Müslümanlar içmesin diye der. Padişah şaşkınlık içinde, hayret der. Yaşlı kadın devam eder. Aa oğul, bu da bir şey mi? Başka tuhaf şeyler de yapardı bizim bey. Padişah merakla, ne gibi diye sorar. Yaşlı kadın, nerede malum kadınlardan bulsa hemen ücretlerini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım. Öyleyse şimdi dinlenmeniz gerek deyip bana da onları dinimizin gereklerini anlatmamı tembih eder ve evden çekip giderdi. Sabaha kadar o kadınlara dinimizin vecibelerini anlatırdım ben. Sultan Murat Han iyice şaşkınlık içinde kalmıştır. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Diye söylenir. Yaşlı kadın, evladım milletin ne sandığı umurunda değildi ki onun. Zaten namazı da mahalleliyle kılmaz, uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki tekbir alırken Kabe'yi görmeliydi der. Öyle derdi kendisi. Sultan Murat Han rüyasının hikmetini yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. Ama yaşlı kadının sözünü kesmez. Kadın devam eder. Hatta bir gün ona, bana bakasın efendi, sen böyle yapıyorsun ama dedikodular aldı başını gidiyor. Komşular kötü belleyecek seni. İnan cenazen kalacak ortada demiştim. O da merak etme hanım, kimseye zahmet vermeyiz. Mezarımı bahçeye kazdım. Oraya defnedersiniz demişti. Ben de ona, iyi de seni kim yıkasın? Namazını kim kılsın? Kim kaldırıp gömsün seni bey dedim. Padişah konuşmanın burasında çok heyecanlanır ve sorar. Peki o ne dedi? Yaşlı kadın, ah oğul, dedim ya bizim bey bir tuhaftı. Önce uzun uzun güldü, sonra da dedi ki, Allah büyüktür hatun, padişahın işi ne? Efendim, kalın sağlıcakla.